Türkiye Hastanesi Önce Çocuğumu sunar. Naapurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hikkuttukut, tappute kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Mutlu hafta sonları herkese. Bugün sizler için dolu dolu bir program hazırladık. Bugün çölyak hastalığını işliyoruz programımızda ve birbirinden lezzetli glutensiz yemek tarifleri yapacağız uzman konuklarımızla birlikte. Ben sözü fazla uzatmadan hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Profesör Doktor Turgut Göksoy, Pendik Bölge Hastanesi Başhekimi. Hastaneniz Çölyak Dostu Hastanesi. Doğru, değil mi? Bu da çok önemli bir konu. Bunu ayrıca konuşacağız sizinle, evet, uzun uzun. Hemen yanında Tülin Ünal, glutensiz beslenme, besin danışmanı. Doğru mu ifade, evet, ettim, ve mimar. Evet. Ama aynı zamanda da bir çölyak hastası olan kızınız var. Evet. Değil mi? Bununla başladı herhalde macera. Bu, evet, bu glutensiz yemek macerası. 2007 yılında kızıma çölyak tanısı konmasıyla başladı. Ondan sonraki gelişen aşamalarda, daha sonra tekrar sizinle değineceğiz zaten, glutensiz hayat benim yaşam biçimim haline geldi. Ve gittiğim her ortamda, her yerde glutensiz hayatı anlatmak ve tanıtmak için elimden geleni yapmaya başladım. Bu aslında sağlıklı insanlar için de gerekli galiba, değil mi? Aynen o şekilde. Şu anda Amerika'da yapılan araştırmalarda ve yine çeşitli literatürlerde yer alan yerlerde glutensiz beslenmenin çok daha sağlıklı olduğu söylenmekte. Bu nedenle herkesi glutensiz sağlıklı yaşama davet ediyoruz. Aslında burada da birbirinden ilginç şeyler de var. Hazırladığınız Tülin Hanım'ın ve hemen şefimizi de tanıtalım bu arada, Hasan Bayalan. Evet. Siz de bize yardımcı olacaksınız. Bu birbirinden, evet, ilginç ne derler, atıştırmalıklar, evet, yemekler vesaire, hepsi birbirinden ilginç ve güzel ve glutensiz. Kesinlikle. Sağlıklı. Şimdi şefim, siz bize ne yapacaksınız? Öncelikle şimdi onu soralım. Bugün uzunca düşünüp buraya çıkmadan önce kuşbaşılı pide, çünkü bu gerçekten çölyaklarımızın çok zor yiyebildiği bir şey ve öyle hadiyede yapamadıkları bir şey. Kuşbaşılı pide ve profiterol tatlısı. Kuşbaşılı pide ve profiterol, ne kadar pide, güzel. Tatlısı. Zaten çok renkli, çok zengin çeşitlerimiz mevcut. Önce hangisinden başlayacağız? Önce profiterol ve ikisini bir arada yapmaya özen göstereceğiz ama yani profiterolü yapıp pideyi de birlikte yaparız. Evet, isterseniz tarifi verelim mi hemen? Tabii ki, tarif konusunda hemen. İsterseniz önce profiterol tarifini alalım sizden. Profiterol tarifimizi biz kendi ölçülerimize verelim ki daha kolay olsun. Hı hı. Sosu için 1 kilo süt, 200 gram şeker. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar, evet, arkadaşlarımız onu. Arkadaşlarımız yazıyorsa çok iyi olur. Sosu için dedik. Biz ekranda hamburgeriz. Evet. Yaklaşık 30 gram vanilya. Onun dışında 40 gram un. Bu sosu için. Sosunu yaptıktan sonra 100 gram da çikolata ilave edeceğiz. Hamurun ölçülerini vereyim. 500 gram su, 250 gram sıvı yağ, 40 gram un. Glutensiz un. Bizde her şey glutensiz. Hı-hı. Onu belirteyim. Onun dışında bir de kreması için, iç kreması, 1 kilo süt, 200 gram toz şeker, 300 gram un gibi şekilde bunu başlıyoruz. Şey yaparız. Evet. Peki nasıl başlıyorsunuz? Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle sütümüzü ocağa koyacağız, aha, kaynayana kadar. Kaynadıktan, evet, sonra şekerle unumuzu karıştırıp kaynayan sütümüzün üzerine ilave edeceğiz. Tamam, siz o zaman başlayın. Biz de hemen hocama dönelim. Tamam. Önce isterseniz çölyak hastalığı nedir? Bunun glutenle ilişkisi nedir? Nasıl etkileniyor glutenden? Evet. Bunu öğrenelim sizden. Öncelikle bu programda herkes bizi bir yemek programında sanacaklar. Ama bu bir yemek programı. Ama bir hastalığın da tedavisi var. Değil mi? Ne kadar ilginç çölyak hocam. Çölyak hastalığının tek tedavisi var. Glutensiz beslenmek. İlacı bu diyorsunuz. İlacı bu. Dolayısıyla biz şu anda bir tedavi başlatıyoruz. Evet. Ne anlatıyoruz? Belki bunu ilk kez duyanlar için, hı-hı, söyleyelim. İki şey var. İki kavram da birbirine çok yakın. Bir, gluten denen bir iş var. Ve glutene karşı bir duyarlılık var. Aslında
çok eski yıllarda, yani ne diyelim, milattan önceki yıllarda bu tür hastalıklar pek bilinmezdi ve yoktu da. Çünkü buğday, özellikle insanlar buğdayla beslenirler tüm dünyada. Devam eden ikinci tahıl, arpa, yulaf, çavdar. İşte bu dördünde bir protein var. Gluten bunun kısaca adı. Kendi içerisinde gliadin ve glutenin diye ikiye ayrılıyor ama halka genel mesaj olarak baktığımızda işte bu proteine karşı bir duyarlılık gelişiyor. Bazı insanlarda genetik olarak bu duyarlılık var. Çok ilginç. Dolayısıyla bu kişiler eğer normal bizim beslendiğimiz gibi beslenirlerse hayatlarında çok önemli değişiklikler ve çok büyük hastalıklar karşısına çıkıyor. Mesela hocam nasıl oluyor, ne oluyor? Şimdi bir sürü sorun var ama biz dilerseniz bir ucundan başlamak istiyorsak. Evet, gerçekten bu, çok ilginç bir rahatsızlık. Sizin programınızda hatırlarsanız geçtiğimiz ay çocuklarda romatizmal hastalıklar konusunu işlerken program çıkışında başka bir çocuk programında neyi konuşabiliriz cümlesi sizden gelince aklıma hemen birdenbire çölyak geldi. Toplumdaki her 100 kişiden birisi çölyaklı. Bu kadar yaygın olmasına rağmen birçok kişi bundan haberdar değil. Farkında değil. Ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine baktığımızda 67 binin biraz üzerinde kişi ancak bu tanıyı almış ülkemizde. Halbuki bunun sebebi ne hocam? Bunun sebebi bütün dünyada bu hastalığın tanısını koymakta çok ciddi bir problem var. Hatta tüm bir benzetmeler var bu konuda. Bir buzdağı düşününüz. Hani buzdağında kocaman bir dağ görürsünüz. Sanırsınız ki her şey bundan ibaret. Halbuki suyun altında o dağın belki 7 ila 20 katı kadar dağ büyüklüğünde bir başka kütle dağı vardır. Biz buna buzdağı deriz. Birçok şeyde de bunu benzetmede kullanırız. Evet. Çölyak da tipik olarak öyle. Böyle bir şey diyorsunuz. Tanınmış olanlar çok düşük bir oranda. Geri kalan tanınmayı bekliyor. Neden? Toplumsal bilincimiz yok. Neden? Hekim arkadaşlarımız bu konuda talebelikten gelen, çok kısaca geçilen bu hastalıkla ilgili bir kez daha yeni bilgilerle donatılması lazım görüyor. Eğer bunları yan yana getirirsek birçok insanı kurtarabiliriz. Ne oluyor? Nasıl bu hastalık daha ne gibi sıkıntılar oluyor derseniz temel problem şu. Nasıl anlayacağız? Nasıl anlamamadan öte temel problem şu. Bağırsağın, ince bağırsağın mideye yakın olan bölümünde küçücük bir kısım var. Ama bizim için hayati öneme sahip bir alan ki bütün emilimler orada oluyor. Midede bir emilim hemen hemen hiçbir gıdada yok gibi diye düşünebiliriz. Mideden sonra bağırsağa geliyor ve emilim orada başlıyor. Bize yarayan her türlü gıdayı biz ancak bağırsaktayken emilerek, kanımıza geçerek... Bu yüzden yaşam. Çok önemli diyorsunuz. Evet, orada emilimi bozacak büyük bir harabiyet ortaya çıkıyor. Çölyak'ta. Çölyak'ta. Gluten duyarlılığı da bunun bir önceki versiyonu. Onda yara yok. Ama yine bu glutene karşı bir alerji var. Ve anlatacağımız biraz sonra birçok problemler de onlar da ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla demin bahsettiğim her 100 kişide bir kişide olurken bunu genel yaş ortalamasına göre verdik. Ama çocuklarda baktığımızda bu sefer her 120 çocukta bir tanesinde oluyor. Çocuklarda daha sık görülüyor. Dolayısıyla biz bu tanıyı sizin bu programınız vasıtasıyla çocuklarda özellikle koydurmalıyız. Anneler, babalar nasıl benim çocuğumda acaba çölyak var mı demeliler. Evet. Doktoru ama bunu nasıl anlayacağız? Evet. Birinci problem şu. Bu çocuklar diğer çocuklara nazaran gelişme geriliği olan çocuklar birçoğu. Bu çocuklarda bir ishal var. Ama öyle böyle bir ishal değil. Bu oldukça farklı ve kötü kokulu çok miktarda. Bu çocuklar karınlarında bir şişlik var. Bunlar huysuz, depresyonlu, problemli, sıkıntılı çocuklar. Aile farkında olmuyor bazen. Boyları bir türlü büyümüyor. Dişlerinde mine defektleri var. Diyabet hastalığıyla iç içe olabiliyor. Mongolizmle iç içe olabiliyor. Biz bununla ilgili birlikte kurduğumuz bir glutensiz hayat platformu var. Burada bu bulguları hastalarımızla paylaşmak istiyoruz. Hocam sizin ilgi ne zaman başladı? Tönin Hanım'dan sonra başladı. Öyle mi? Şöyle ki elbette biz tıp bilgilerimiz içerisinde bu hastalıkla ilgili bir bilgi alıyoruz. Fakat bu bilgiyi özümsemiyoruz hayatımızda. Çok nadir gözüktüğü için bunu hep arkaya atıyoruz. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim bazı branşlar var ki bu hastalığa daha yakınlar. Eğer bu hastalıkla karşı karşıya kalırlarsa bir de çölyakı düşünmeleri lazım. Hem doktorların hem de hastaların. Evet. Örneğin çok sıklıkla konulan bir tiroidit var. Hashimoto tiroidit deniyor buna.
her Hashimoto tiroiditinin acaba çölyak olup olmayacağının araştırılması gerekir. Her Mongol Down sendromu çocuğun bir boyutunda çölyak hastası olup olmayacağı araştırılması gerekir. Diş mine defektleri olan, ağızlarındaki dişine baktığınızda hani pırıl pırıl olan beklediğimiz o çocuklardaki dişin müthiş bozuk ve kötü görünümlü olan bir çocuğu gördüğümüz zaman mutlaka bizim böyle bir hastalıkla karşı karşıya olabilme şansını düşünmemiz gerekiyor. Osteoporoz dediğimiz kemik erimesi denilen bir hastalık var. Normalde herkes bilir ki kemik erimesi hani menopozdan sonra yaşlılarda ortaya çıkan kemiğin kırılganlığıyla alakalı bir hastalık. Ama gelin görün ki bu hastalığa sahip olan osteoporozlu genç bireylerde, erkeklerde hatta kadınlarda bu hastalığın birlikte seyrettiğini görüyoruz. Kansızlık çok yaygın bir toplumsal hastalık. Ama bu kansızlık bir takım tedavilere cevap verir normalde. İlaç verirsiniz, demirini tamamlarsınız. Ama gelin görün ki bu hastalıkta vermiyor. Demir eksikliğini demirle tamamladığınız halde bir türlü anemiyi düzeltemiyorsunuz. O emilimden mi kaynaklanıyor hocam? Çok net anladınız. Evet. O emilecek bölgede problem var. Siz ne verirseniz verin emilim bir türlü olmuyor. Bunun gibi sıralayacağımız... O zaman dediğiniz gibi çocuk tabii ki gelişemiyor da emilim olmadığı için değil mi? Bütün mesele orada herhalde. Boy kısalığı olan tüm olgularda biz acaba bu bir çölyak olabilir mi diye düşünmemiz gerekiyor. Evet, çocuğun boyu kısaysa buna dikkat etmemiz lazım. Başka bir şey daha. Bizim tıp dilinde menarş dediğimiz ergenliğin başlamasıyla alakalı bir şeyimiz vardır, beklentimiz vardır. Belli bir yaşta bu ergenlik olması gerekir. Bir türlü ergenlik ortaya çıkmıyor ise, kız çocuğu adetini göremiyor ise işin içerisinde çölyak olabilir. Ne kadar önemli şeyler aslında. Adet gecikmeleri ve kanamalarına bir türlü kadın doğum hekimi neden bulamıyorsa o zaman gelsin çölyakı arasın. Bir başka şey kısırlık, erkek veya kadın kısırlığı. Erkek ve kadın kısırlığı için tüp bebek dahil bir sürü pahalı ve zor yöntemleri denerken daha işe başlamadan bir çölyak var mı diye aramak gerekir. Bunun gibi alınması gereken önlemleri aslında biz belli bir formata aldık. Belli bir sıralamaya aldık. Burada herkese düşen görevler var. Sağlık Bakanlığı'na düşen görevler var. Biz hekimlere düşen görevler var. Ailelere düşen görevler var. Okullara düşen görevler var. Bunları programın ilerleyen dakikaları içerisinde tek gerçekten tek işleyeceğiz. Ne kadar önemli bir emilim, ne kadar çok şey değiştiriyor ve insanlar farkına varmıyor diyorsunuz. Gerçekten normal diyebiliriz, farkında olmayabiliriz ve gerçekten işte siz bizim anlatırken bir taraftan düşünüyorum çevremde bir sürü insan var böyle dertleri, sıkıntıları olan ve hani çözüm bulunamayan. Çok ilginç, gerçekten çok ilginç ve çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu hocam. Hemen size dönmek istiyorum. Sizin tanışmanız nasıl oldu çölyakta? Nasıl oldu her şey? Nasıl başladı? Şimdi öncelikle ben gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum. Çünkü çok ciddi sıkıntılarla biz çölyak tanısı aldık. Ve 8-9 sene önce ben böyle bir program izleseydim belki daha bilinçli olacaktım. Ondan dolayı bundan sonra teşhis alabilecek ya da aynı sıkıntı yaşayabilecek olan kişilere bir parça da olsa destek olabilirsek bu programla çok mutlu olacağım. Bilmiyorum, o yüzden size, TGRT'ye ve Sayın Hocama bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Yağmur 2005 Nisan ayında doğdu. Son derece sağlıklı bebekti. Sezaryenle doğum yaptım bu arada. 18 ay kadar emzirdim. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Ablasının aksine, ablası çok sık rahatsızlanmıştı ilk bir yaşında. Fakat Yağmur tombiş böyle hani bir bakanın bir daha baktı. Gerçekten çok güzel bir çocuk, çok sağlıklı bir çocuktu. Daha sonra 18. ayında işte Ekim ayı gibi anne sütünden artık bıraktım. Tabii bilseydim daha fazla devam ederdim. Bu arada anne sütlerine de değinmek istiyorum. Lütfen anneler çocuklarınızı emzirin. Anne sütü gibisi yok. İlk 6 ay en azından sadece anne sütüyle besleyelim. 18. ayından sonra Yağmur yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Doktorumuza gidiyoruz, tahlillerimizi yaptırıyoruz, bakıyoruz ama hani şöyle deniyor. Büyümekte olan bir çocuk. İşte 2 yaşına doğru geliyor. Artık yürümeye başladı, koşmaya başladı. O yüzden zayıflaması çok normal. 2 yaşına geldi. Nisan ayındayız. Şimdi zayıflıyor ama bu böyle normal bir zayıflama değil. Boyu uzuyor yalnız. Hocam çok güzel söyledi. Boy kısalığı çok önemli belirti ama bizde sınırın babamız biraz uzun olduğu için kızımın boy uzaması hiç durmadı. Fakat kilo alamadı. Sonrasında karnında bir şişlik belirginleşti.
hani bu televizyonlarda gördüğümüz aç çocuklar vardır ya, yağmur Haziran ayı gibi o kıvama gelmişti. Ama biz sürekli gördüğümüz için tabii çok da hissedemiyorduk. Ama bir anne olarak hissediyorsunuz. Tabii bir şeyler, bir şeyler var. Yine ishal atakları değil, bizde çok ciddi kabızlık problemi vardı. Ve hani yağmur işte faaliyetini gerçekleştirdiğinde de tahminimizden çok daha büyük orandaydı ve yağlı bir dışkı söz konusuydu. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Bu da önemli bir şey herhalde. Çocuğunuzun dışkısında eğer parlaklık ve yağlanma hissediyorsanız lütfen mutlaka bir doktora danışın derim ben. Tabii bilmediğimiz için o dönem hiçbir şekilde, yani ben hani çöylak lafını 2007 Ağustos ayına kadar hiç duymamıştım hayatımda. Ne kadar İşin zaman kaybettiniz? Çok ciddi zaman kaybettik. Yani 7-8 ay kadar çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu arada huy değişikliğinden bahsedildi yine. Yağmur sürekli kucağımda gezmek istiyordu. Ben ona minik koalam diyordum. Nereye gidersek gidelim. Şimdi 2 yaşında bir çocuk hareketli olur, canlı olur, koşar. Hayır, Yağmur öyle değildi. Sürekli anne ne olur eve gidelim. Sürekli bir karın ağrısı, huysuzluk, ağlama nöbetleri. En son Temmuz ayında Bodrum'a bir yakınımızın yanına gittik. Orada arkadaşımın evinde kaldık. Sabaha kadar ağladı. Bir gece hiç susmadan bir çocuk nasıl ağlayabilir? Düşünebiliyor musunuz? Ve çaresiziz. Yani yapacak hiçbir şey bulamıyoruz. Gerçekten o dönemler, biliyorum pek çok anne bu dönemi yaşamış olabilir. Korkunç. Çok çok ızdırap dolu günlerdi. 15 günlük tatil. Elinizden de bir şey gelmiyor değil yani, mi? Yani hani arıyorsunuz çünkü doktorunuza gitmişsiniz. Hani doktorumuza da çok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok şeyle karıştırılabiliyor. Hani büyüyen bir çocuk, tamam, bunların hepsi normal deniyor. Sonrasında işte karnındaki çukur devam edince bir havuza gittik bir arkadaşımla, sevgili Ebru, kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar. O Tülin'cim gel dedi, ben bir şeyden şüpheleniyorum ama ki arkadaşım bir şekilde biliyormuş bağlantısı olduğu için. Beni konu uzmanı bir doktora götürdü. Bakar bakmaz hiç unutmuyorum 10 Ağustos 2007 idi. Bu çocuk %90 çölyak dediler. İlk o zaman Allah'ım nedir bu çölyak diye çok ciddi panik yaşadım. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Çünkü bize bir hafta sonrasında randevu verdiler endoskopi için. Tahlillerimizi yaptılar. O bir hafta geçmedi. Ben sürekli araştırmalar yaptım. Tek beslenme şeklinin, tek tedavi şeklinin glutensiz beslenme olduğunu öğrendim. Bunu önce bir parça rahatladım. Hatta bir müddet sonra hani çok daha ciddi, çözüm olmayan rahatsızlıkları teşhis koyma ihtimaline karşılık Allah'ım ne olursun çölyak olsun dediğimi hatırlıyorum. Bir hafta boyunca, hayatı boyunca hiç diyet yapamayan ben hiçbir şey yiyemedim ve tam 5 kilo kaybettim. Hayat benim için durmuştu. Orada bir duralım. Tabii. Orada bir duralım. Kısacık bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çölyak hastası çocuğunuz mu var? Nasıl beslemeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Ne yemeli, ne yememeli? Gluten içeren ürünler hangileri? Çölyak hastalığının beslenmesi nasıl olmalı? Gluten diyeti nedir? Hepsi ve daha fazlası birazdan Önce Çocuğum'da. Çölyak hastası bir çocuk ve onun için glutenli yiyeceklere savaş açmış bir anne. Glutensiz ürün danışmanı ve mimar Tülin Ünal, tecrübelerini, çocuğunu glutenli yiyeceklerden nasıl koruduğunu, çölyak hastalığını ve çölyak hastası kızı Yağmur'un yaşadıklarını birazdan Önce Çocuğum'da anlatıyor. Anne babalar ekran başına. Kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Önce Çocuğum'da birazdan canlı yayında çölyak hastası çocuklarınız için glutensiz kuşbaşılı pide ve profiterol tarifi veriliyor. Birazdan Önce Çocuğum'da. Evet. Önce Çocuğum devam ediyor. Tülin Hanım, sözünüzü kesmiştik. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. O günleri anlatıyordunuz. Evet. İlk arkadaşınız sizi yönlendirdi. O günlerin heyecanı, hani anlattığım her anda tekrar yaşıyormuş gibi oluyorum.
Arkadaşımı yönlendirmiş olduğu doktorumuz tahlillerimizden sonra bizi endoskopiye yönlendirdi. Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii ki hocam çok daha iyisini biliyor. Ama birisinde çölyaktan şüpheleniyorsa eğer mutlaka endoskopi yapılmasını şiddetle evet, tavsiye ediyorum. Çünkü bağırsaklardaki hasarı mutlaka öğrenilmesi lazım. 17 Ağustos 2007 tarihi benim hayatımın bir başlangıç noktasıdır. O gün Yağmur artık o kadar zayıftı ki üzerine kırmızı bir elbise giydirdim. Kolları incecik, bacakları incecik. Yani küçük bir, minik bir kuşu taşıyormuş gibiydim adeta hastaneye gittiğimizde. Hastane kapısına içeriye girdik. Elime sertçe bir top aldım. Yaklaşık 5 dakika kadar süren endoskopi süresince topu parça parça etmişim. Yani o zaman anneler için ne yazık ki geçmiyor. Sonrasında doktorumuz bundan sonra sadece glutensiz beslenmeye devam edeceksiniz. Lütfen söyleyeceğim her şeye dikkat edin dedi. Hastane kapısından çıktığımızda karşımıza ilk olarak bir simitçi çıktı. Orada ilk gerçek sınavımızı verdik aslında. Çünkü Yağmur simidi çok seviyordu ve anne simit dedi. Kendisine yavrum bundan sonra o dayanılmaz karın ağrılarını çekmemen için, daha mutlu ve daha sağlıklı çocuk olman için annen ne derse onu yiyeceksin. Eğer bu şekilde yaşarsan ve bu şekilde devam edersen emin ol hayat hepimiz için çok daha güzel olacak dedim. Canım o kadar büyük acılar çekmiş ki tamam anneciğim dedi. Kıyamam. Ve o günden beri çok şükür şu anda 10 yaşındayız, son derece sağlıklıyız. Bugüne kadar asla glutenli bir yiyeceğe yaklaşmadı bile. Her seferinde anneciğim bunu yiyebilir miyim diye sordu. Bu şekilde. Yani aslında hani çok merak ediyorum bugün ne hissettiniz tam olarak değil mi? Yani bir anne için çok zor bir şey. Hem bir taraftan bir teşhis konuluyor ama bir taraftan da artık yeni bir süreç başlıyor herhalde değil mi? Tabii ki. Yani hayatımız komple değişti diyebilirim. Yani bütün yaşam tarzımız değişti. Onun için tabii çok çok ciddi endişelendim. Beni en çok avutan şey çözümlü bir derdimiz olmasıydı. Çözümsüz derdi olan herkese de Allah yardımcısı olsun. Ama bizim derdimizin bir çözümü vardı. Ve ben bunun için ne yapılması gerekiyorsa ilk olarak bir kere düşündüğüm şey kimsenin benim geçirdiğim süreçleri geçirmemesini sağlamaktı. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa hiç fark etmez. Her şey yapmaya razıydım. Ve şu an burada olduğumuz için hani bugünlerin hayalini belki o günlerden görmüştüm. İnsanlara seslenmek, anlatmak. Şu an belki bu benim yaşadığım sıkıntı yaşayan pek çok insan var ve farkında değiller. Onların farkında olmasını sağlamamız gerekiyor. Bir misyon edindiniz aslında aynen bir anlamda o şekilde, değil mi? Aynen o şekilde. Tabii ikinci sınavımız başladı aslında bundan sonra. Biz ne yiyecektik, neler yapacaktık? Bunun için tabii sivil toplum kuruluşları var. Kendine çok teşekkür ediyorum derneklerimiz. İlk olarak onlara müracaat ettik. Kendileri çok yardımcı oldular. Bize yol gösterdiler. Hani neler yiyebiliriz, neler yapabiliriz şeklinde. Bazı ithal ürünlerimiz vardı. İşte ilk olarak onlarla başladık. Onlarla kendimiz evde ekmek yapmaya çalıştık. Maalesef başarılı olamadık. Hiç kolay değil. Yani nişasta karışımları çünkü glutensiz unlar ve onlarla ürün hazırlayabilmek gerçekten yetenek, beceri ve tecrübe gerektiriyor. Başka bir zorlu süreç başladı tabii aslında ikinci, değil mi? İkinci bir süreç başladı. Öncelikle evdeki her türlü glutenli ürünü yok ettik. Yani öyle bir şey ki hani böyle bayağı ciddi torbalar doldurup ve bir daha dedik eve asla unlu bir şey girmeyecek. Bu arada büyük kızım var tabii onun için de o da o zamanlar 10 yaşındaydı. Onun için zorlu bir süreçti aslında. O da diğer bir tabii sınav vermek lazım değil tabii mi? Onun da hani birisine başka şekilde davranmamız gerekti. Ama başladık. İlk 10. günümüze kadar biraz sıkıntı çektik ama sonrasında sağ olsun anneannemiz, babaannemiz, eşim bu arada mühendistir ama mühendisliğini aşçı olarak da çok iyi kullanır. Gerçekten çok başarılı ürünler yapmaya başladık. Yani sevgi her şeyi yapıyor değil mi? Sevgi aynen, neler yapabiliyor? Aynen o şekilde. Biz de onunla beraber beslenmeye başladık. Zamanla evet ilk başta olmuyor ama zamanla, azimle ve gayretle her şey oluyor. Aslında sizden daha öğrenecek çok şeyimiz var ama ben hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam nasıl konuyor tanısı? Şimdi tabii ki bu bulgular çoğaltılabilir. Sadece demin anlattıklarım kadarıyla değil.
sebepsiz eklem kas ağrılarından demin bahsettiğimiz kemik erimesine, kansızlığa kadar birçok bulgu bizi bu hastalığı düşündürtmeli. Ama kesin tanı gerçekten bu yandaş branşların görmesiyle ve onu tanıyıp reçete yapmasıyla halledilecek bir iş değil. Burada kesin tanıyı koyacak bir uzmanlık dalı var. Gastroenteroloji. Ve gastroenterologlar bu tanıyı koyarken de onlar dahi tarama testlerinde bir takım kolaylıkla yapılan testler olmasına rağmen kesin tanı, altına imza atılacak bir tanı. Çünkü işin hayatını değiştirecek bir tanı için biyopsi, endoskopi şart. Onları yan yana getirildiğinde bunun altına doktor imza atıyor. Artık o saatten sonra kişi çölyaklı. Hocam siz aynı zamanda bir hastane yöneticisiniz. Evet. Tabii bir başında konuştuk, dedi ki sizin bu ilginiz nasıl oluştu? Tülin Hanım'dan dediniz geçtiniz ama hani isterseniz hemen onu söyleyelim. Bir açalım. Bir de bir hastane yöneticisi olarak nasıl kendinizi geliştirdiniz? Bu konudaki eksikliğinizi gördünüz ve nasıl giderdiniz? Hani bunu bir de hastane yöneticisi olarak soruyorum size. Sabahın çılgın saatlerinde toplanan bir şeyimiz var, bizim bir iş platformumuz var. BNI isimli bir uluslararası organizasyonun Türkiye ayağında Anatolia BNI toplantılarında Tülin Hanım'ı tanıdım. Tülin Hanım'ın geliş nedeni sadece buydu. Gluten duyarlılığı ile ilgili bilinci artırmak, çölyak hastası olan insanların bundan sonraki yaşamlarında onlara rehberlik etmek. Dolayısıyla beni etkiledi. Sizi de etkiledi. O enerjisiyle değil mi? Hissettiklerini güzel yaşarması. Evet, gözleri dolu dolu. Çünkü gerçekten yaşadı. Bunu görünce hastanemizin toplantı salonlarında bir takım etkinlikler yapalım dedik birlikte. Bu etkinlikler çerçevesinde o anda aklıma şu geldi. Hani dedi ya, o bir hafta sonra bir adapte olduk. Pek o kadar kolay değil. Çünkü çocukları gerçekten bir şekilde rapt etmek anneler için. Çocuk istiyor. Belli bir çağdan neyse yine kolay. Ama ondan sonra erişkin çağına girip hayata tamamen atıldığında bu glutensiz yaşamı bulamayacak etrafında. Eksikler o kadar çok ki. Evet, değil mi? Gittiğinde bir pastanede bulamayacak, otelde bulamayacak, hastanede de bulamayacak. Bunları da fark ettiniz. Glutensiz yaşama hizmet edecek bir hastane niye olmamalı? Niye biz bu hastanelerden birisi olmuyoruz dedik. Buradan yola çıktık. Dedik ki bizce glutensiz hayatın en önemli şeyi, problemi çölyak hastalığı. Çölyak dostu bir hastane olalım. Aynı zamanda hastanemiz mesela yaşlı dostudur. Bunun dışında engelli dostudur. Bunlarla ilgili önlemleri almıştır. Ama çölyak o 67 bin, 69 bin tanı konduğu için sınırlı hasta olduğundan dolayı hastanelerde çölyak hastalığına ait bir bilinç gelişmemiştir. Demin o mutfağı gördünüz. Az önce bizi izleyenler. Bu mutfak tenceresi ve diğer tüm kapları tahıldan, gluten içeren şeylerden arındırılmıştır. Öyle mi? Özel bir mutfak olması lazım. Bir mutfak düşünün ki bir hastanede. Tencerenin hem, de böyle olması lazım. Elbette hem normal hepimizin yediği şeylerin hem de bu tür hastaların yediği, yani çölyak hastalarının ya da gluten tolerans sorunları olan kişilerin yediği kapların, yediği mutfağın aynı mutfak olması imkansız. Özel bir mutfak yapacaksınız ya da bunu temin edeceksiniz bir yerden. Bazı temin yolları var. İşte Tülin Hanım o temin yollarından birisiydi. Böyle bir yer oluşturmuşlardı. Dolayısıyla onlarla bir anlaşma yaparak biz eğer çölyaklı bir hasta geldiğinde ameliyat olacak, bizim diyetisyenimiz büyük bir hünerle şunu yesin bunu yesin diyecek ama çölyağı eğer göz ardı edersek bir anda karşısına gelecek bir takım gıdalarla hastayı iyi ederken kötü etme olasılığı var. Değil mi? Şimdi bir yanılgı yapmayalım. Bu gıdalar sadece o bahsettiğimiz 4 tane zehirden değil. Yani buğday, arpa, yulaf ve çavdar. Buna karşı proteinler geliştirilmiş. Ama gluten hayatımıza o kadar çok girmiş ki bu gıda endüstrisi bunu yaşamımıza o kadar çok sokmuş ki bir markete gittiğinizde market raflarının %80'i glutenlidir. Bizde bir kanun çıktı. Henüz yaptırımı yok. Hani tüm gıdaların neredeyse bir sicili olacak ve paketlerin üzerine işlenecek.
var. Biliyorsunuz kaloriden yola çıkıldı. İçindeki yağ miktarı budur, kalori miktarı budur. Ama bütün dünya buna karşılık başka bir şey daha koyuyor. Bir mühür daha koyuyor. Gluten free diye. Burada gluten içermez diye. Bu gluten içerip içermemesi eğer yazılmadığı takdirde o zaman biz ne kadar bu kişilere bu gıdalardan uzak durun desek dahi yaşamında gluten var. Çay poşetinin oluştururken glutenli bir zampla yapıştırılıyor. Eğer bir karton bir hani hepimizin kullandığı karton şeyler bardaklar var ya kenarlarında gluten var. Onlardan dahi geçiyor. Çok ilginç hocam. Etin, çok önemli şeyler bunlar. Şimdi mesela orada bir et vardı. Et de normalde gluten olmaz. Ama eti maalesef fırsatçılar eti daha dolgun, daha taze göstermek, daha kırmızı göstermek, bir yandan da gramajını arttırmak için içine suplex dediğimiz bir şey enjekte ediyorlar. Bunu nasıl ayırt edecek bizi izleyenler? Bu et normalde normal eti biz ateşe koyduğumuzda ne olur? Küçülür. Doğal olarak bir miktar küçülür. Eğer hiç küçülmüyor ise bilin ki içinde suplex vardır. Eğer bunu kağıdından sıvılar damlıyorsa. Aslında bunları da çok önemli ipuçları veriyorsunuz. İzleyicilerimiz için çok evet, değerli bu bilgiler. Suplexle bir araya getirilmiş bir gıdayı, eti biz bir anda hani bizim et burada dostumuz ama et de düşman haline gelebilir. Haline gelebiliyor. Böyle başka gıdalar var. Turşu da var. Cipsilerde var. Gofretlerde var. Bu kahve krema tatlandırıcıları gibi bir takım şeyler hani içine atıyoruz ya, süt yerine gidip onu atıyoruz ya, onlar da var. Dolayısıyla gluten duyarlılığı olan veya çölek hastası olan insanların bu glutenle günlük karşılaşma miktarının 100 miligramdan daha fazla olması bir hastalık ortaya çıkartıyor. Ama size bir örnek vereyim. Bir dilim ekmek. Sizce bir dilim ekmekte ne kadar gluten olabilir? Hiç bilmiyorum hocam. 5 gram. Yani o kişinin glutenle ilgili problemi varsa o 5 gram bir ekmeğin 50'de hayır bir ekmeğin diliminin 50'de birini açtığı an tehlikeli sınıra geliyor. Bir dilimin 50'de biri. Yani bir lokma bile değil bakın. Bir kırıntı neredeyse. Bunun ötesi o çocuk için, o hasta için zehir haline geliyor. Dolayısıyla ne yapıp ne edip ne güzel söylediniz gerçekten zehir. Çözümler oluşturmamız lazım. Evet. Bu çözümler bir doktorun veya bir hastanenin yapacağı tek başına çözümler değil. Bu çözümler toplumsal bilincin artırılması, devletin bu işe el koyması ve bir anda gerçekten bu tür programlar yapıldığı takdirde buzdağının altındaki insanları bulup tanıyacağız, hastalığının tanısını koyacağız. Dolayısıyla o 667 bin bir anda 670 bin olacak. Evet, birçok gizli var diyorsunuz. Bunun gizli, evet, çok gizemi var. Biraz yine gluten katkılarda bulunsun, sonra ben devam edeyim. Hocam, pardon Tülin Hanım, şimdi öğrendiniz ve yeni bir hayat başladı. Evet. Zorlandınız oldu mu? Mesela işte çocuktur, yememesi gereken bir şeyi istiyor. Olmaz mı? Yani hala hani bu kadar zaman geçti, evet çok aşamalar kaydettik ama hala bizim için evin dışında bir yerde yemek yemek ızdırap haline geliyor. İsterseniz o dönemlere tekrar evet, ben geri döneyim. Evet. İlk olarak dediğim gibi yardımlarımızı aldık, yapmamız gerekenlere baktık. Fakat dışarıda yemek yiyebileceğimiz hiçbir yer yok. Bir yer açılmış ancak ilgisizlikten, işte insanların bilmemesinden ya da işte ne yazık ki maliyetlerin hakkını yüksek olmasından belki dolayı. Belki de bundan dolayı kapanmış. Sonrasında ben normalde mimarım, iyi bir firmada çalışıyorum, her şey çok güzel ama bu işe bir şekilde yani çözmem lazım şeklinde düşünerek bir hayal geliştirdim. Yani her şeyin glutensiz olduğu, işte insanların gelip rahat rahat oturup yemeklerini yiyebileceği, bizim en büyük sorunumuz ailecek oturup birlikte yemek yiyebilmek. Evde bile sonuçta ister istemez dışarıdan normal ekmek alıp işte makarnamızı özel yapabildiğimiz durumlar olabiliyor. Bu durumda mesela Yağmur'a bir şey vermeniz gerektiğinde herkes sırayla kalkıp elini yıkıyor. Çünkü çapraz bulaşma, hocam biraz bahsetti, bizler için çok ciddi bir problem. O yüzden hani normal restoranlarda glutensiz üretim yapılması sıkıntı yaratabiliyor.
Çünkü iki ürünü yan yana getirdiğinizde, aynı ortamda pişirdiğinizde, un uçucudur sonuçta, sıkıntı yaratabilmekte. Yine tahta kaşık, teflon tava gibi ürünler ne yazık ki gluteni içerisine çekme özelliğine sahip. O nedenle bu tarz ürünlerin hem bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmez, hem de çölyak teşhisi alan kişilerin ya da gluten duyarlılan kişilerin bunların sıfır olarak alıp sadece kendileri için kullanmaları önerilir. Ne kadar ilginç, ne kadar ayrıntılar. Evet. Yani bunu hani siz dersiniz ki ben işte glutensiz bir ürün aldım, tamam bunu yiyeyim. Hayır, daha evvel elinizde glutenli bir ürün değdiyse eğer yine sıkıntı yaşarsınız. Evet. Bütün bunların çok detaylı şekilde ilk teşhisi alan kişilere mutlaka anlatılması gerekiyor. Ve yine psikolojiden bahsettiniz. Evet, yani hani ben kolay dedim ama hiç kolay değildi o psikoloji. Bir de şöyle bir şey var aslında. Çölyak tanısı alan kişiler biraz daha kolay kabullenebiliyorlar. Ama etrafındaki kişiler için sıkıntı biraz daha fazla oluyor. Şimdi onun yanında bir şey yemek istiyorsunuz, suçluluk duygusu duyuyorsunuz. Ben hani ilk Antalya'ya gittik. Babacığım ekmeği yiyecek ama şimdi hani çocuk görecek, özenecek diye gizleyip hani arka taraflarda falan yemeye çalışıyordu. Yani yemeğinizi saklamaya çalışıyorsunuz. Hani baktığınızda uzaktan ya yemeği de versin, hani çok da önemli değil falan gibi düşünüyor bazı insanlar. Ama hakikaten bunu ancak yaşayanlar bilir. Şimdi yaşayan herkes evet haklısın diyecektir. Yaşamadan bunu çok da anlayamıyorsunuz. Bir de bir şey sormak istiyorum. Şimdi çok uzun bir süre çocuk için hani neyi var bilmiyordunuz ve evet, sürekli zayıflıyordu. Evet. Bir takım belirtiler çıkıyordu, karnı şişiyordu. O glutensiz yaşama başladıktan sonra o düzelme hissettiniz mi? Nasıl oldu? Çok güzel bir konu. Ben şöyle değerlendiriyorum onu. Solan çiçeğim yavaş yavaş açmaya başladı. Ne kadar büyük bir mutluluktur değil mi? Yani o ve o kadar kısa süre içerisinde oldu ayda ki bu. Müthiş bir güzel. Yani inanılmaz bir şey. Hani o bahsettiğim o topaç gibi evladım, hani sonra sönen evladım bir anda açıldı. Yani bu bir mucize gibiydi. Yani glutenin bu kadar tehlikeli olabileceğini, bu kadar insan vücuduna çamaşır suyu içmiş etkisi yaratıyor diye bir tanımlama var çölyak camiasında. Gerçekten çok doğru. Bir parçası bile vücutta çamaşır suyu içmiş etkisi yaratıyor. Bundan dolayı çok önemli. Ama bıraktığınız takdirde bir anda her şey düzeliyor. Ne kadar ilginç aslında. Çok önemli deneyimler bunlar. Evet, o yüzden bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki o platformda bir araya geldik kendisiyle. Güç birliği yaptınız. Güç birliği yaptık. Platforma geleceğim ama ben bu arada bir de şefimize dönmek istiyorum. Şefimiz ne yapıyor acaba? Bir bakalım. Evet, soslarımızı evet, hazırlamaya devam ediyoruz. Kremamızı yaptık. Bunun dışında ekmeğimizin içini hazırladık. Şimdi de sosumuzu hazırlıyoruz. Birazdan kuşbaşılı pidemizi de yapıp artık pişirmeyi. Kuşbaşılı pidenin tarifini ne zaman alacağız sizden? Kuşbaşılı usta tarifini yaptıktan sonra verelim. Tamam, yaptıktan sonra verelim evet, diyorsunuz. Ama evet, arkadaşlarım bu arada tabii sizi takipteler. Tamamdır. Evet, biz de takipteyiz burada. Biz ne zaman bize verecekler diye bekliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Evet, bu arada çok da güzel şeyler var soframızda gördük. Aslında çocukların çok özendiği, istediği, arzu ettiği şeyler değil mi? İşte o kuru pastalar, hı-hı, profiteroller, simitler, pideler, hepsini simitler yapmak mümkün. Hepsini yapmak mümkün ama diyorsunuz. Ama bir kötü bir şey söylemem lazım burada. Şimdi bu bahsettiği o solan çiçeğin yeniden açması ifade, çok mi? Güzel söyledi ama bir kötü bir şey söyleyeceğim. Eğer bir hafta diyetini bozar da herkes gibi beslenirse o çiçek hemen solacağını da burada herkes bilmesi gerekiyor. O yüzden bir hafta. Bir hafta bakın daha fazla değil. Hı hı. Yani daha bazen birkaç gün içerisinde birdenbire zehir etkisi gösterip tekrar eski günlerin gelmesi işten bile değil. Tabii sonrasında siz herhalde bir hekim olarak bu konuya ciddi anlamda eğildiniz ve işin şüphesiz tıbbi yönünü araştırdınız ama değil mi? Ama ne yaparsak yapalım şu dünyada şu anda diyetten başka bir çözüm yok. Birileri işte şunu yaptım, bunu yaptım, bu ilaçla bunu tedavi ediyorum gibi düşünceler maalesef diyorsun, ilacı yok. Bütün mesele gluten. Sadece çok nadiren kullanılan glutensiz hayata rağmen düzelmeyen çölyak vakalarında bağırsaktaki hasar o kadar ağır ki
Orada zaman zaman ilave ilaç kullanılabiliyor. İlacın ismini verirsem şimdi sanki Yok, bir tedavi vasıtası gibi. Bu rezistans vakalar çok nadir olan bir işler. Bizim derdimiz toplumsal bilinci artıralım. Devlete bazı yükler verelim. Bunları sıralayayım isterseniz. Hocam onları sıralamadan isterseniz bir reklam arası verelim. Ondan sonra reklamlardan sonra sıralayalım. İstediğimiz kadar. Evet, reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, önce çocuğum devam ediyor. Hemen sözü hocama veriyorum. Hocam, sıralamaya başlayabilirsiniz. Evet, şimdi sıralayacağım şeylerden bir tanesi. Çölyaklı bir gencimizin ne kadar isterse istersin askerlik görevini yapması olanaklı değil. Öyle mi? Neden hocam? Çünkü askerde değil mi? Karavanada yani, ne varsa onu yiyeceksin. Peki yapıyor mu? Yapmak zorunda mı şimdi bugünkü koşullarda? İşte bugünkü koşullarda yapmak zorunda değil tabii ki. O yüzden askerlik çağına girmiş, bu tür belirtileri olan hemen herkesin mutlaka bu tanıyı alıp almaması için tarama testleri var. Bu tarama testlerinin yapılmasını zorunlu hale getirmek gerekiyor. Birinci talebimiz bu. Zira bu kişi böyle bir tanıyı almadan bir köylü çocuğu gelmiş, askerdeki yediği gıdalarla başkaları serpilip gelişirken bunun yediklerinden dolayı çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalması olanaklı. Ve bu raporu aldığı zaman da askerliği de zaten otomatikman ortadan kalkıyor. Tecil değil, ortadan kalkıyor. Bir diğeri aşı kartı vardır hemen her çocuğumuzda. Bu aşı kartının içerisine 3. yaştan itibaren bir çölyak testinin konulma zorunluluğu getirilmeli. Değil mi? Ne kadar önemli bir konu aslında gerçekten. Dolayısıyla bu testler aslında çok rakamlı bir nasıl test değil. Nasıl testler hocam bunlar? Şimdi, ne yapıyorsunuz? Parmak ucundan olan bir test var. Bununla başlıyor ilk tanı. Ama bu bir tarama testi. Bununla çölyak tanısı alamazsınız. Çölyak yatkınlığını ancak ortaya koyabilir. Bunun dışında GGT, EMA testi gibi bir üst kademe testler de var. Ama yine de bizim bunlar takip testleri, tarama testleri. Kesin tanıyı koymak için oradan parçayı alıp biyopsi yapıp biyopsinin sonucunda bu tanının konulması söz konusu oluyor. Eğer biyopside çok büyük bir sorunla karşılaştık varsayalım. Hiç önemli değil. Demin bahsettiğimiz gibi solan çiçekler tekrar dirildikten sonra yaklaşık 6 ay sonra olur da gerekir bir daha biyopsi yaparsanız o bölgede büyük bir düzelme görüyorsunuz. Birkaç yıl sonrası hiçbir izi bile kalmıyor. Ama insanlarda diyet yorgunluğu dediğimiz bir olay var. Yıllarca beklemişsiniz, sabretmişsiniz. Bir gün kafası bozulmuş, diyeti bozmuş. Hemen ertesi gün problemler başlayabiliyor. O yüzden bu tanıyı almış, gluten duyarlılığı olan insanlara buradan sesleniyorum. Sakın diyet yorgunluğuna uğramayın. Sakın diyetinizden vazgeçmeyin. Vazgeçerlerse sil baştan tekrar gelebiliyor. Devam edelim. Hani isteyin isteyebildiklerimizi. İsteyelim. Eğer bir ailede çölyak tanısı konulmuşsa, o ailedeki diğer bireylerin de genetik yatkınlık nedeniyle bu hastalığın diğer bireylerde de gözükme olasılığı 5 ila 10 kat daha fazla. O halde çölyaklı akrabası varsa birinci ve ikinci derecedekiler mutlaka bunların da bu tanı testlerine götürülmesi gerekiyor. Olmasa yine de endişe edilebilir değil mi? Hani... Şimdi bu tür böyle bizim de öyle bir belirtimiz var. Bizim de zaten akrabalarımızın arasında bir çölyaklı var derseniz bu genetik yatkınlığın orada olması olası. Onu anlayabilmek için akrabalarda nasıl ki hani evlenmeden önce akraba evliliklerinde bir takım sorunları dile getiriyorduk. Yıllar önce bunun çok mücadelesini vermiştim ben. Çünkü Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanlığı yaparken akraba evlilikleriyle ilgili şöyle bir sloganımız vardı. Akraba evliliklerinden uzaklaş, sağlıklı çocuklarla kucaklaş diyorduk o zaman. Ne güzel bir sloganmış. Evet, değil mi? Evet, hakikaten akraba evlilikleri buna yol açıyor. Bu da akrabalar arasında evlilik öncesi değil bu iş. Onlarda da aynen bu hastalığın görülme olasılığını ortadan kaldırabilmek için akrabaların mutlaka bu konudaki duyarlılığın artırılması gerekiyor. Ve nihayet hamileliklerde özellikle. Evet, hamileliklerde ne oluyor hocam? Hamileliklerde düşüğe neden olabiliyor. Yani bakıyorsunuz bir daha düşük, bir daha düşük, bir daha düşük.
Orada hemen akla gelen en sık düşük nedeni aslında toksoplazmozis dediğimiz bir hastalık. Hı hı. Bazen kana uyuşmazlıkları. Ama aklımızın bir ucuna bunun çölyak da olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Düşük o yüzden hamileliklerde kadın doğum uzmanlarının bu takipler sırasında sen de bir çölyak testi yaptıralım cümlesini ağızlarından çıkarmalarını istiyoruz. Gerçekten çok önemli şeyler bunlar. Ben hemen yine Tülin Hanım'a dönmek istiyorum. Gerçekten aslında hani bir annenin sevgisiyle neler yapabileceğinin en güzel şeysiniz, örneğisiniz. Masanın üzerinde gördük çocukları mutlu edecek şeyler, işte kuru pastalar, şimdi profiteroller yapılıyor. Yani aslında çocuğunuzun özlemini duyabileceği her şeyi kendi kurduğunuz mutfak neydi? Glütensiz mutfak. Evet. Burada yapıyorsunuz ve onu arzu ettiği her şeyi verebiliyorsunuz ve tabii ki pek çok çocuğa. Aynı sadece ona değil. Evet. Ne güzel bir şey. Bu nasıl oldu? Nasıl başladı? Bunun eksikliğini mi hissettiniz? Şimdi dediğim gibi işte 2007 yılında çıktık yola. İşte gittiğimiz yerlerde sıkıntıları çektik. Ve ben o gün işte ilk hayalim herkese bunu duyurabilmekti. İkinci hayalim de böyle bir mutfağa sahip olabilmekti. Hani bunu benim kurmam belki değildi hani en büyük hayalim ama böyle bir yerin varlığıydı. Yani şu an yaşamış olduğumuz yeri ben o zamanlar hayal etmiştim. Ne güzel. O dönem şans benden yanaydı. Çok değerli bir iş adamının yanında çalışıyordum. Kendisi o kadar önem verdi ki, o kadar bu projeye destek verdi ki bizim böyle bir yer kurmamıza olanak sağladı. Her türlü maddi ve manevi desteğini esirgemedi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum buradan. Çünkü sadece tarifler değil dediğiniz gibi. Tabii yani tarifleri uygulamak için bir de öyle bir ortam yaratmanız önemli olan ve bu gerçekten hiç kolay bir süreç değildi. Biz Aralık 2011 yılında faaliyetlerimize başladık. Tam bir mucizeydi. Ben yani ilk açıldığımız dönemde bile hani yaptığımız şeyleri gördükten sonra karşısına geçip hani arada kendimi çimdik diyordum. Böyle bir şey gerçek mi, hayal mi diye. O dönemde çok sevgili çölyak dostlarım da benimle beraber yola çıktılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum her şey için. Biz o gün bir söz verdik. Dedik ki çölyakların canı ne isterse onlara yapmak için yola çıktık. Ne güzel. Her şeyi yapabiliyorsunuz şimdi yani değil mi? Yani aklınıza gelebilecek her neler şey. Neler var mesela? Şöyle en uç örneği söyleyeyim size. Çiğ köfte. Çiğ köfte bile var yani, diyorsunuz. Yani lavaş mesela çölyakların. Şimdi mesela normal beslenen kişiler hani şey diyorlar. Ya yani çok da şart değil canım olsa da olmasa da ama bir çölyak için onlar o kadar önemli ki. İnsanın canı ister. Yani insan hele ki çocuk söz konusuysa. Sahip olmadığı bir şeyi gerçekten hani ancak kaybedeceksiniz ki ondan sonra farkına varacaksınız. O yüzden hani yaşamak gerekiyor diyorum. Yani onlar için o çiğ köfteli lavaşın bir yere gelmesi müthiş bir şey. Hamburger, pizza, lahmacun, çeşit çeşit makarnalar, değişik soslarla, simit. O simidin kokusu zaten inanılmaz. Poğaça, çeşit çeşit kurabiyeler. Yani ustalarımız sağ olsun hepsine üç tane birbirinden kıymetli ustam var. Hasan Bey baş ustamız. Kendisine bir kez teşekkür etmek istiyorum. Daha önce hani glutensiz bir ürünle ya da mutfakla hiçbir bağlantıları yokken bunu bir şekilde geldiler, öğrendiler. Onlar ve son derece severek koydular. Yapıyorlar. Çünkü bize gelen öyle insanlar oluyor ki bir iki örnek vermek istiyorum. Mersin'den bir dostumuz geldi. Ben bu arada bütün çölyakları dostum olarak görüyorum. Gelir gelmez Tün Hanım çok açım, buraya bir pizza, buraya bir mantı, buraya bir lahmacun, şuraya da bir hamburger tabağı istiyorum dedi. Değil mi? Ne kadar büyük özlem duyuyor yani insan bunlara. Benim için tabii ki bu olunca. Artık o kadar alıştım ki çok doğaldı. Hani dışarıdan belki başka bakabilir. Ve o güzel zarif arkadaşımız onların hepsini gerçekten yedi. Hani bitti mi diyeceksiniz? Hayır. Üzerine baklava çeşitleri, tiramisu, baklavalar da var. Tabii. İşte kadayıf, yaş pasta hepsinden tabii biraz. En son şöyle arkasına yaslanıp "Oh be, yıllar sonra nihayet doyduğumu hissettim." demesi. Yani inanılmaz bir mutluluktu. Yani ben kızımdan sonra gerçekten diğer insanlara da fayda olabilme yolunda bu mutluluğu yaşadığım için aslında kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet, gerçekten hani hem kızınıza faydalı olmuşsunuz. Artık herhalde kızınız hiçbir şeye özlem duymuyordur. Nasıl olsa her şey var. Her şey yapılıyor. Çok enteresan. Ama o kadar şanslı değil. Evet. Neden şanslı değil? Bu tür yerler o kadar sık değil karşılaşılmıyor mi? Ki.
Ülkemizde şu anda çölyaklılara uygun gıda servisi yapan yerlerin sayısı bu parmakla sayacağımız kadar en fazla. Gerçekten bu kadar. 10 bile değil. Bunlar? Elbette bunlarla ilgili insanlar internetten ulaşabilirler bazılarına ama hiçbirisi tümünü, anlattığı kadar tümünü sergileyecek düzeyde değil. Hı hı. Birkaç pastane türevindeki yerler sadece bir tek ürünü var. Hı, o da yetmez değil mi bir tek ürün? Sıfırdan iyidir. Sıfırdan iyidir, doğru. Evet, birkaç tane pastane var. Sadece bunu veriyor. Birkaç tane derneğin işlettiği lokal var. Çok sınırlı sayıdaki kişilere hizmet ediyor. Yaygın değil. Evet. Hocam ben bu arada yine hemen aşçımıza dönmek istiyorum. Şefim ne durumdasınız? Şu anda başladınız pideye galiba. Evet, pideye başladık. Fırınımızı ısıttık. Birazdan pidemizi pişireceğiz. Dilerseniz tarifini buradan yaparken evet, yapalım pidenin tarifini. Kuşbaşı etimiz için öncelikle yumuşak olması bizim öncelikli tercihimiz. Dana kulaç olarak da tercih edilebilir. Yaklaşık bir porsiyona 100 gram et kullanıyoruz. Herkes dilediği kadar kullanabilir. Onun dışında bir küçük boy domates, kabuğu soyulmuş domates, bir adet sivri ya da charlie biber, bir tutam maydanoz ve baharat olarak pul biber, tatlı renk biberi, kekik, tuz, isteğe göre de sarımsak veya sarımsak tozu kullanılabilir. Bu şekilde pidemizi pişiriyoruz. Evet. Peki bu unlar normal un, bildiğimiz un değil mi? Hayır. Değil mi? Glutensiz un alacağız. Yani izleyicilerimiz orada. İçin yani onu söyleyelim şöyle, de çünkü şöyle, hani un diye yazdık oraya ama şöyle söylemek istiyorum. Nasıl un alacağız? Aslında şimdi glutensiz un deyince pek çok insan hani buğdayın içerisinden gluteni alınarak yapılıyor diye düşünüyor. Hı hı. Değil. Aslında nişasta karışımlarıdır bütün glutensiz unlar. İthal olarak gelen unlar olduğu gibi yer üretimde mevcut şu anda. Hı hı. Ve inşallah daha fazla firma da bu işe girecek diye umut ediyoruz. Glutensiz unlar mısır, pirinç, tapioka unu, bazen nohut unu ve bir takım kıvam artırıcılarla oluşturuluyor. Mesela böyle bir şey için hangi unu kullanmamız lazım? Tabii şimdi marka veremeyeceğim. Marka vermeyeceğiz. Evet, mutlaka marketlerde hani satılan vesaire. Glutensiz unları kullanacaklar. Glutensiz üzerinde zaten glutensiz un diye yazıyor. Yazıyor diyorsunuz. Ayrıca şu da çok önemli, hocam bahsetti. Her ürünün üzerinde ne yazık ki gluten içerir ya da içermez yazısını göremiyoruz. Biz çölyaklıların, çölyaklı yakınların en büyük sıkıntısı bu. Biz bunu özel olarak, ben herkesin sesi olarak bunu söylemek istiyorum. Lütfen gıda üreticileri buna çok dikkat etsinler. Ayrıca sadece çölyaklı değil, PKO gibi, kazeyin rahatsızlığı gibi, kurşun zehirlenmesi gibi o kadar çok çeşitli rahatsızlık var ki ve bunların hepsi için o arkalarında ufacık etiketlerde alerjen uyarısı Tarım Bakanlığımız başlattı aslında. Pek çok firma yazıyor ama lütfen rica ediyoruz. Gluten varsa gluten içeri diye yazsınlar. Bizler buna gerçekten çok ihtiyaç duyuyoruz. Yani insanların zehirlenmemesi için, insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için bu son derece önemli bir konu. Evet. Hocam peki bu platformun kurulmasına gelelim. Glutensiz Yaşam Platformu. Hayat Platformu. Hayat Platformu. Nasıl kuruldu? Siz bir araya geldiniz, ondan sonra mı kuruldu? Nasıl oldu bu? Yoksa siz sonradan mı dahil oldunuz? Şöyle oldu. Bir iş platformu var Türkiye'de. Business Networking International baş harflerinden oluşan BNI isimli bir iş platformu var. O platformda çeşitli meslek gruplarından insanlar bir araya geliyorlar. Ve birbirlerine bir takım kolaylıklar sağlıyorlar, bir iş paslıyorlar. Böyle bir kuruluşla tanıştık kendisiyle. Türkçe söyleşiyle BNI isimli bir kuruluş. Hı hı. Dolayısıyla o kuruluştan sonra sorununu anladım, hissettim. Onun gözyaşlarını anlayabildim. Bizim hastanemizden sonra biz dedik ki bunu biraz daha yaygınlaştıralım. Niye tek Türkiye'de çölyak dostu hastane bizim hastane olsun ki? Hı hı. Bunu yaygınlaşması lazım. Ülkemizin hemen her bölgesinde bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunun için bu tür böyle bir glutensiz yaşam platformu oluşturup bunu insanlarla paylaşmamız lazım. Kimler buna katılabilir? Herkes. Bilim adamlarından destek istiyoruz. Gıda üreticilerinden destek istiyoruz. Ülkemizin yöneticilerinden destek istiyoruz. Çünkü bu bir kişilik bir iş değil. Hep beraber çözeceğimiz bir iş. Bizim tıp branşlarının mesela fizik tedavi, romatoloji
branşının bu işe yatkınlığı var. Diş hekimlerinin bu işle ilişkisi var. Kadın doğumların var. Aile hekimlerinin, çocuk hekimlerinin. Dolayısıyla bu yandaş branşlara bizim bunları tekrar duyurmamız, bu tanıyı hatırlatmamız gerekiyor. Yani platform yapacak çok kişi var. Çok kişiye de ihtiyacı var. Onu şu anda sosyal medyada Tülin siteyi kurdu. Çok çalıştı. Teşekkür ediyorum. Aslında ona. Onların adreslerini de alalım. Evet. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen Glutensiz Hayat diyecekler. Glutensiz Hayat platformu olarak Facebook sayfamız açıldı. Hı-hı. İnşallah orada herkesin desteklerini bekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Peki ne tür projeleriniz var? Şimdi aslında geçen sene biz ilkini başlattık. Hocamın hastanesinde 18 Ocak'ta yaklaşık 160 kişilik bir katılımla çölyaklı dostlarımızla bir araya geldik ve bilinçlendirme çalışması yaptık. Sonrasında yine hocamın hastanesinde bir tarama testi gerçekleştirdik. Yine ithal ürünleri getiren firmamızla birlikte 55 kişiye çölyak testi yapıldı ve ne yazık ki bir tane tanı yakalandı. Hani %1 diyorduk ya, biz 55'te biri yakaladık. Bir çölyaklı annenin 32 yaşındaki kızına o gün teşhis konuldu. Haberi yoktu. Haberi yoktu ve o gün hani toplantımıza iştirak etti ve böyle bir tanı aldı. Sonrasında bir özel üniversitede workshop çalışması yaptık. Türkiye'nin İstanbul'daki diyetisyenlik okullarının öğrencileri geldiler. Yine oradaki sayın hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok da önemli öğrencilere. Bir çalışma aslında, değil mi? Çok güzel bir çalışmaydı. Nisan ayında yaptık diyet şenliği çerçevesinde. Orada yaklaşık 40 kişilik bir grupla, her bir grubun başında 10 ayrı grup yaptık. Yine değerli ustalarımız bizimle beraberdi. 10 ayrı grupta 3 öğrenci bir çölyaklı şeklinde 2,5 saatlik bir çalışma sonucunda çok güzel ürünler ortaya çıkartıldı. İyi bir çalışmaydı. Çok güzel. Okan Üniversitesi'nin bir şeydi, yerleşkesinde oldu. Dolayısıyla oradaki tüm yetkililere buradan teşekkür etmek lazım. Değil mi? Evet. Bu isimleri söylememizin sebebi şu. Bunu yaygınlaştırmak. Bu, hı hı, bir kişinin işi değil. Zaten bu bir toplumsal bir sorumluluk. Ben örneğin Esenyurt Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Oradaki öğrencilerimizle, diyetisyenleri de oraya çağırdık. Bunu gelecek sene bir başkası bunu yapmalı. Hı hı. Diyetisyenlerin de bu konuda bilincinin artırılması gerekiyor. Gerçekten öyle. Birçok diyetisyen evladımız daha çölyakla ilgili sadece birkaç paragraftan ibaret olan bilgilerin oradaki gerçekliğini, yansımasını, yemeğin nasıl hazırlandığını, mutfağın ne gibi incelikleri olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Evet. Bir de askıda ekmek projeniz var. O çok önemli projemiz. Ondan önce çok ufak bir de glutensiz Türkiye projesinden bahsetmek istiyoruz. Tamam, buyurun. Mayıs ayında, 9 Mayıs'ta Dünya Çölyak Günü'dür bu arada. Ankara'da Sayın Dernek Başkanımızın önderliğinde başladı ve yine ithal ürünler yapan firmanın sponsorluğunda çok kıymetli Hakan Pekzorlu'nun, kendisi bir kez daha teşekkür ederim, gönül dostudur. Otizmliler, Down sendromlular, PKK'lılar ve çölyaklılar için kendisi son derece fedakar çalışmalar yapmıştır. 1750 kilometreyi 37 gün gibi kısa bir süre içerisinde 9 ayrı ilde derneklerin önderliğinde etkinlikler yaparak tamamlamıştır bisikletiyle. Sadece farkındalığı geliştirmek adına. Bu tarz çok güzel çalışmalar olmakta. Yine platformumuzda inşallah bu ve buna benzer çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Askıda ekmek projesi, ben yine gittiğim her yerde, konuştuğum her ortamda, gördüğüm her kişiye bahsediyorum. Şimdi bu ürünler ne yazık ki maliyetli ürünler. Maliyetlerin düşürülmesi için çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Platformumuzun en önemli konularından bir tanesi de bu olacak yine. Şimdi düşünün ki bir ekmeğin yaklaşık 6 katı kadar ne yazık ki ekmek fiyatları. Hı hı. Neden? Çünkü ham madde. Bu ham madde ithal unlarda kullanılan. İthal un yani. Bizim dövizle alınıyor. Evet, hani o sırala dediğiniz şeyler vardı ya, bir tane daha sıralayayım. Hı hı. Bunların üzerindeki KDV'yi ve bunların gümrük tarifelerini ufak bir vergisi, değişikliğe tabi tutarsanız analizler bir anda işin şeyi ucuzlayabilecek. Aslında ne kadar önemli bir konu değil bu mi? Arada ekmek bu, en temel ihtiyaç. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir teşekkür de yapmamız gerekiyor. Çünkü imkanları olmayan çölyaklı aileler için çok cüzi de olsa un yardımı karşılığında eskiden un veriliyordu. Şimdi döndürdüler, para veriyorlar. Evet. Fakat orada da küçük bir parantez açmalıyım. İmkanları olmayan aileler o parayı alıp başka yerlerde kullanıyorlar. Değil mi? Çocuklar yine maalesef hastalıkları devam ediyor. Böyle de bir acı durum var. Acı durum var. Onu da söyleyelim.
böyle bir yardımın olduğunu, miktar 120 lira mıydı? Yaşlara göre, yaş gruplarına göre değişiyor. Bunun için mutlaka kayıtlı olmak gerekiyor. Tanı raporla almak beraber gerekiyor. Tanıdan sonra da raporu almak gerekiyor ve Sağlık Bakanlığı'na bunu bilgilendirmek gerekiyor. Bizde astı ekmekle ilgili olarak kayıtlı olan hastalarımız var. Biz kendilerine elimizden geldiğince firmamızın çerçevesinde ve çok sevgili dostlarımızın destekleriyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendilerine paketler yollamaya çalışıyoruz. Bu proje için ben herkesten destek rica ediyorum. Yani insanlara para yardımı değil, biz gerçekten ekmek yardımı yapıyoruz. Değil mi? Ne kadar Yağmur, güzel. Yağmur, ben hep bunu söylüyorum ve çok mutlu oluyorum. Yağmur ekmeğini herkese paylaşmak istiyor, tüm dostlarıyla paylaşmak istiyor. Sen bizi ağlatacaksın yani sonunda. Yani kendini ağlıyorsun ama güzel, sonunda bizi ağlatacak yani. Ama ne güzel, gerçekten hayranlık verici. İşte ondan dolayı çabası, yani biz de bu işin içerisinde bütün imkanlarımızı içine yerleştirmeye başladık. Gerçekten size anlattığım gibi. Biz de bundan sonra çölyak dostuyuz. Değil mi? Çölyak dostu. Çok teşekkür ediyoruz. 9 Mayıs'ta yine programımızı yapalım. İnşallah. Çok mutlu oluruz. Lyons kulüplerin, Anadolu yakası Lyons kulüplerin bu seneki önemli aktivitelerinden bir tanesi bu. Hepsine çölyak dostu pini takmak istiyorum. Onlarla bir şeyimiz oldu, bir protokolümüz oldu. Bu sene Ekim ayından itibaren hemen her kulüpte bununla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Seneye üzülerek söylüyorum veya sevinerek söylüyorum. Bu 67 bin olan tanıyı biz eğer 75 bine, 80 bine çıkartabilirsek Türkiye bu çapında. Gizli çölyaklıları ve onların ailelerini dertlerden kurtarmış olacağız. Yapmak çok istediğimiz iş bu. Gerçekten inanılmaz bir misyon diyelim. Bu gerçekten çok önemli. Peki hocam, ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi diyelim ki Yağmur 18 aylıkken bu anlaşıldı. Çocuk 18 biraz, aylık 18 mı? Aylıktan sonra yani 2 yaş civarı. Yani demek istediğim o hissettiğiniz o şeyler 18 aylıkken mi? Evet, annesinden sonra. Tavulla tanıştırıldığı an çocuk. Evet. Yani daha önce sırf anne sütüyle beslenirken böyle bir ek beslendirme yapılmıyor. Tahılla tanıştıktan tabii sonra evet, ortaya çıkıyor. Hikaye odur. Peki hikaye o. Onun dışında diyelim ki küçükken böyle bir şey olmadı da daha sonra olabiliyor mu? Tabii. Daha sonra da çıkabiliyor mu yani? Şimdi şüphesiz mutlaka problemleri var. Ama herkesin o ince bağırsağın ona hassas bölgesi dedik ya. Herkesin oradaki etkilenme oranı birbirinden farklı. Kimisi o kadar çok problemli ki ta hemencecik süt çocuğu çağında başlıyor iş. Kimisinde o problem daha az ama her zaman herkesten farklı. Devamlı yorgun, kas ağrıları var, gidiyor fibromiyajı tanısı konuluyor, düşükler yapıyor, adeti geç, boyu kısa. Evet, bunları aslında tekrar üstünden evet geçelim hocam. Yani bizim zaten bu şeyde platformda 10 soruda şöyle evet, tanımızı koyun var gibi var. Bunu biraz içer misiniz? O bahsettiğimiz ishal. İshal ile kabız birbirine bazen geçmeli. Hani onun Tülin'in çocuğunda mesela kabız vardı. Ama ağırlıklı olarak ishaldir bu. Kötü kokulu ishal veya kabız da olup bir tam gün, iki gün, beş gün hiçbir şey yapmayıp ondan sonra yağlı bir çok miktarda kötü kokulu bir dışkı yapılması bu işin en birinci sırasında yer alıyor. En dikkat çeken? Evet, 10 tane maddenin belirtisi. Birinci sırasında bu var. Diğeri o kansızlık. Kansızlığın belirtilerini Türk halkı biliyor. Devamlı uyuşuk durumda olması, ellerin soğuk olması, vücudun çok üşür durumda olması, solukluk, halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetlerin olması ileri kansızlık belirtileri. Ve tedaviye cevap vermemesi. Çok güzel söyledin. Tedaviye cevap vermeyen kansızlık. Kemik erimesinin beklediğimiz çağın çok öncesinde, neredeyse çocukluk çağlarında, gençlik çağlarında kemik erimesiyle karşı karşıya kalmamız bizi mutlaka çöllak aklımıza getirilmesi gereken bir şey. Dişlerin içerisinde mine dediğimiz görünen o kısmın siyah, çizgili ve çirkin bir görüntü olması, dişlerin bütünlüğünün bozulması, böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız bir çocuğun aman efendim süt dişleri de iki günde geçer, gelecek sene hepsini döker, tekrar düzelir. Bu cümleyi ortadan kaldırıp bir diş hekiminin bu konuda duyarlı olarak bunda ekstra başka bir hastalık var mı deyip çölüğe araması gerekiyor. Böyle bunun gibi sıraladığımız başka bir şey ergenliğe geçişin geç olması, karın şişmesinin olması, ergenliğe geç geçiş olması, adet düzensizlikleri, sık düşüklerin olması bunlar bize mutlaka çölyak hastalığını akla getirmesi gerekiyor. Evet. Ben size de dönmek istiyorum Tülin Hanım. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Birazdan aşçımızın yanına gideceğiz ama bir anne olarak siz çölyaklı çocuğu olan annelere neler söylemek istersiniz?
Öncelikle neden bu benim başıma geldi diye düşünüp kendi kendilerini üzmesinler lütfen. Bu şekilde yaşayan pek çok anneyle karşılaşıyorum çünkü. Ben hep şunu söylüyorum, yani başımıza eğer bir şey gelecek değilse, bu bizim bir sınavımızsa eğer, çölyak olsun. Çünkü dediğim gibi çözümü var. Lütfen çocuklarınıza çok güzel bir şekilde anlatın. Onlara çok özel çocuklar olduklarını ve sağlıklı beslenmelerinin onlar için hayati önem taşıdığını, bu şekilde beslenirlerse hem sağlıklı olacaklarını hem mutlu olacaklarını anlatın. Mesela Yağmur'un yine kısa bir örnek vereyim. Hani meşhur hamburgerciler vardır, oyuncakları vardır, işte çok ya, güzeldir. Evet, değil mi? Çocuk Yağmur mesela istiyor. Onlara gitmeyi çok sever. Yavrucuğum hani bir şey yiyemeyeceksin, olsun anne sadece oyun oynasam yeter. Yani ben Yağmur'u öyle bir yetiştirdim ki o çok istediği bir şey olduğu zaman biliyor çünkü. Aynısına benzerinle bir şekilde yapılacak. Ondan dolayı kendisini mutlu hissediyor. Ha, buna ulaşamayan çocuklarımız varsa lütfen bir şekilde irtibata geçelim. Çünkü ben hiçbir çocuğun yüzünün düşmesini bir şey isteyip de ona ulaşamayan, çünkü bu yemek yani çok enteresan bir duygu. Hiçbir çocuğun üzülmesini istemiyorum. O yüzden annelere çok büyük görevler düşüyor. Onlara her şeyi anlatalım. Onlar bizi çok iyi anlıyorlar çünkü. Evet. Hocam peki glutensiz beslenmenin zararı var mı? Herhangi bir zararı? Tam tersine. Sağlıklı olmak isteyen herkes glutensiz beslenmeli aslında. Yani supleksli bir eti yemiş, kim bundan katkı görmüş? Buğdayı bu kadar kontrolsüzce genetiğiyle oynanmış buğday yiyeceğinize, genetiğiyle oynanmamış, bu anlattığım özel ürünlerle hazırlanmış, onlarla yapılmış gıdaları hemen herkes yese, göreceksiniz ki birçok kişi daha sağlıklı olacak. Burada bir şey söylememiz lazım. Hı hı. Vitamin eksikleri, evet. Kalori ve protein gibi bir takım kavramlar da var. Yani tek taraflı beslenmelerde, çünkü tahılların içerisinde, doğru tahılların içerisinde bizim için lifli gıdalar ve B vitamini başta olmak üzere bazı ek katkılar var. Hı hı. Dolayısıyla bunlar da bir sıkışıklık görüyorsa hekimin mutlaka ilave olarak bu vitamin eksikliklerini tamamlaması gerekiyor. Sadece glutensiz beslenmek söz konusu değil, o zaman ilave vitaminleri vermek gerekiyor. Çünkü o bölgede hasar ortadan kalksa bile bizim ek B vitamini ihtiva eden gıdaları veremeyeceğimiz için, hı hı, bunları dışarıdan komprime olarak vermemiz gereken vakalar olabiliyor. Evet. Bu arada bir telefonumuz varmış. Handan Hanım bizi İstanbul'dan arıyor. Merhabalar Handan Hanım. İyi günler efendim. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, Allah razı olsun. Benim bir çocuğum var, 8 yaşında. Handan Hanım, sizden rica etsem televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Kısık şu an. Kısık. Sesi yankı yapıyor biraz. Kısık. Kısık mı? Tamam. Arkadaşlarımız yardımcı olsunlar o zaman. Evet, sizi dinliyoruz Handan Hanım. 8 yaşında mı çocuğunuz? Benim çocuğum 8 yaşında. Evet. Ben karnını Sultan Süleyman'a götürüyorum. Orada işte çölyak testi koydular. Yani benim hocamdan istediğim ne yedirebilirim, nelere dikkat edeceğim, hı hı, onları öğrenmek istiyorum. Yani çocuk canı istiyor, bazen ekmek filan canı istiyor. Ama ben tabii yedirmemeye çalışıyorum ama yine anlatamıyorum. Bakın Tülin Hanım çok güzel şeyler yapıyor kızı için, bir sürü şeyler var aslında, hiç canınızı sıkmayın, bunu siz de yapabilirsiniz. Onun canını istediği her şeyi yapabilirsiniz. Bugün aslında bunu göstermeye çalıştık burada. Ama yine de hocamıza soralım. Gösterdiniz, izliyorum da benim şey yapmak istediğim, yani şöyle televizyonda biraz mümkünse bu çölyak hastalığına, bu tür çocuklara göre daha şöyle çok şeyler, yani biz anneler ne yapabiliriz, ne yedirebiliriz, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Evet Handan Böyle Hanım. Böyle çok bir yaraz yapılırsa mümkünse. Tamam, hocamıza hemen nelere dikkat etmemiz gerektiğini soralım. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sanıyorum bu programı bundan sonra insanlar kayıtları alıp YouTube'dan şuradan buradan evet, izlemeleri lazım. Evet, aslında bizim izleyicilerimize hemen söyleyelim. Önce çocuğum sitesinde programımızın kaydını bulabilir izleyicilerimiz. Çünkü az önce bunların hepsini tekrarladık ama şimdi memnuniyetle bir kez daha tekrarlayalım. Demek ki bizi izledikleri halde tam olarak anlatamamış olabiliriz. Şimdi
eve un ve unlu tüm gıdalar girmeyecek. Kesinlikle girmeyecek. Evet. İmkanı yoksa devletin verdiği bir yardım var. Evet. Çok sınırlı da olsa. Bunlarla gidip o pahalı glutensiz unları alacak. Bir anne olarak bunlarla evdeki yemekleri pişirecek. Evdeki ekmeği onunla pişirecek. Ben ekmeği pişiremem, ben şunu yapamam diyor ise burada kendini bu işe adamış Tülin kardeşimizin. Güzel bir anne var. Anadolu yakasında, Maltepe civarında böyle bir yeri var. Gelip orada bu nasıl pişirilir diye görecek. İmkanları olmayan, yüzü düşmüş anneler hani çocuklar olmasın diye askıda ekmek projesinde hiçbir ücret vermeden belli günlerde gelip ekmek alıp çocuklarına yedirebilirler. Bir şey nasıl pişirilir öğrenebilirler. Bunun dışında sivil toplum kuruluşları hiç değinmedik gibi geldi ama hiç üzülmesinler. Çünkü tüm sivil toplum kuruluşları can siperhane bu ailelere yardım etmekle uğraşıyor. Onlardan birisiyle mutlaka tanışsın, görüşsün. O onların deneyimlerini paylaşsın. Çünkü bir önce bu problemleri yaşamış, çözmüş bazı ailelerin önerileriyle bir adım daha atabileceklerine inanıyoruz. Bizim platforma katılsınlar. Tülin Hanım onu mutlaka elinden tutacak. O anneye neler yemesi gerektiğini bir kez daha anlatacaktır. Tek tek yemek tarifleri değil. Hemen her yemeği yapabilir. Ama glutensiz. Glutensiz olacak. Nelerde gluten var diye söyleniyor. Onu sormadan önce isterseniz onu konuşalım. Evet. Birazdan konuşacağız. Ama kısa bir reklam arası vermemiz tabii lazım. Reklamlardan sonra aşçımızın yanına gideceğiz. Aşçımız bakalım neler yaptı. Tekrar tarifler alacağız. Tülin Hanım'dan başka şeyler öğreneceğiz. Neler yapabiliriz çocuklarımız için, tüm bunların cevabı reklamlardan sonra. Önce çocuğum devam ediyor ve şimdi hemen aşçımızın yanına geldik. Aşçımız neler yapmış, neler, inanılmaz yani, profiterol çeşit çeşit, renk renk. Biraz anlatır mısınız? Ben burada farklı profiteroller görüyorum. Yani imkanlarımız olsa çok daha farklı şeyleri size sunmak, göstermek isterdik değerli izleyicilerimize. Fakat imkanlarımız doğrultusunda size bu tür şeyi seçtik. Kuşbaşılı pidemiz zaten pide çok meşhur bir şeydir ama yani bir glutensiz pide yani evet, çok zordur. Çünkü hamur olarak da gerçekten açılımı zor. Evet. Yani bunu da söylemiş bir nevi, olalım. Gluten bir nevi tutkal görevi görüyor. Yani kalsız bir hamur. O yüzden kullanılıyor herhalde. Şey yapması çok zor oluyor. İşlenmesi gerçekten çok zor oluyor. Bütün ürünlerimi şunu söylemek istiyorum. Hepsi kesinlikle onaylı ürünlerdir. Onaysız hiçbir ürün. Yani ister gluten içersin ister içermesin. Yani kesin suretle hepsi onaylıdır. Onaysız hiçbir ürünü kullanmıyoruz. Ve küçük bir ipucu verir misiniz hanımlara? O hani glutensiz zor tabii diyorsunuz ki, ya. Yani nasıl şimdi başarıyorsunuz? Zorlandıkları anda bizim hamurlarımıza özellikle bunun kolaylaştırmaları için, yani hamurun tutmasını sağlamaları için yumurta kullanmalarını tavsiye ederim. Yani çünkü diğer mesela pide hamurunda yumurta yoktur ama biz bunu kullanıyoruz. Diğer ürünlerde de yine yağ ve yumurta oranıyla dengeleyebilirler. Çünkü en zor işi zaten hamur. Yumurtayla dengeleyebilirsiniz. Kesinlikle yumurtayla bunun dengelemeleri biraz daha onların işini kolaylaştıracaktır. Güzel bir mutfağımız var. Bir glutensiz aile oluşturduk. Mutfaktaki tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tülin Hanım gerçekten bize bir yol açtı. Bize gerçekten öğrenmemiz, bilmemiz gereken birçok şeyi öğretti. Bir de anlamı bizim, olan bir iş yapıyorsunuz herhalde. Bu da insana gerçekten çok başka bir şey katar. Manevi tarafı da bizim için çok etkileyici oldu. Yani biz bilmiyorduk. Dışarıdan ilk zamanlarda bunun şeyini çok çektik. Yani hem iş olarak. Bana Tülin Hanım'ın bir sözü vardı. İstediğiniz kadar iyi usta olun. Burada usta olmadığınızı göreceksiniz. Çok zorlandığınızı ve sabredebilecek misiniz dedi. Ben inanamadım yani. Çünkü işlemesi gerçekten diğer ürünlere kıyasen çok zor bir ürün. Yani ama birlikte bunu başardık. Birlikte çıkmış olduğumuz yolculukta güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Ve her gün bir farklı kişiye daha, bir başka kişiye daha ulaşmak bizim en büyük amacımız, temennimiz oldu. Ve bunu yaptığımıza inanıyorum. Güzel şeyler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Ne güzel. Hasan Bayalan'a çok teşekkür ediyoruz teşekkür gerçekten. Ederim. Bu güzel yemekleri hazırladığı için. Tülin Hanım örnek bir annesiniz. Gerçekten hani bir çocuk daha ne ister değil mi? şu profiteroller, biraz siz anlatır mısınız o profiteroller neyli böyle?
Frambuaz. Frambuazlı, çikolatalı ve vanilyalı olarak ustam sağ olsun, ellerine sağlık. Gerçekten bütün ustalarım son derece özveriyle çalışıyorlar. Hiç kolay değil. Yani her şey butik şekilde yapılıyor çünkü. Yani fabrikasyon bir ürünü olmadığı için. Ama sevgiyle yapılıyor. Sevgilerin kattıkları için. Ya çünkü hani yiyen insanlarla da birebir gördükleri için, onların o yüzündeki mutluluğu, o gözyaşlarını gördükleri için ister istemez etkileniyorlar. Çok çok özel bir iş yapıyoruz. Bu tarz özel işleri yapan başka kişiler de var. Onların da hepsine sevgilerimi sunuyorum. Ve her ilde, her yerde bu tarz yerler olsun istiyorum. Herkes kolaylıkla ulaşabilsin istiyorum. Hani sadece büyük illerde değil, işte Anadolu'nun her yerinde bu tarz yerler olsun. Keşke her yerde bir glutensiz mutfak açılabilse. Keşke evet. Bütün çölyaklı çocuklar, bütün çölyaklı gençler. Bu arada gençler deyince ergenlik çağında bir takım sıkıntılar oluyor. Maalesef. Yani şimdi biz o döneme girmek üzereyiz. İnşallah onu da kolay atlatırız bir şekilde. Kolay atlatırsınız. İnşallah. Yağmur sana güveniyorum. İnşallah atlatabiliriz. Ben arkadaşlarımdan rica edeyim bütün bu ayrıntıları göstersinler. Gerçekten hani hiçbir annenin umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Bütün bu güzellikleri gördüğünde üzülmeye, küsmeye, hayata küsmeye, umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yok. Gerçekten istenirse eğer sevgiyle her şey mümkün. Aynen. Bugün aslında bunu göstermiş oldunuz. Ne güzel, ne mutlu size. Umarım pek çok anneye örnek olursunuz. İnşallah. Evet hocam, size dönelim. Hangi yiyeceklerde gluten var mı? Elbette, demin size şunu demiştim. Marketteki ürünlerin %80'i glutenli şu anda. Hani ondaki örneği gösterdiği gibi. Glüten bir nevi yapışkan, bir tutkal. O yüzden de kullanılıyor her yerde. Raf ömrünü arttıran vesaire gibi çok özel nedenle hayatımızın içerisine o kadar girmiş ki bundan arınmamız lazım. Glütensiz yaşama gitmek gerçekten sağlıklı olmak için çok önemli. Bir de bunu ekonomik gayelerle sağlıksız gıdaları üretmek için o etin içine supleks kattıkları gibi bunların da engellenmesi lazım. Şimdi buradaki her ürün gördüğünüz gibi glütensiz. Ama hayat o kadar kolay değil. Bugün 7 yıldızlı bir otele gidiyorsunuz. Bizim çölyaklı birisi var. Glutensiz bir gıda bulabilir miyiz diyorsunuz. Hayır diyorlar. Biz buna hazırlanmadık. Böyle bir şey yok diyorlar. Değil mi? Hastanelerin en iyilerine gidiyorsunuz. Başınıza gelmeyince anlayamıyorsunuz. Orada yok. Bunun yaygınlaşması lazım. Ulaşılabilirliğin kolaylaşması lazım geliyor. Maalesef bu ürünler piyasa fiyatları, yani normal bir pidenin yaklaşık olarak yüzde ne kadar farklı böyle bir glutensiz yerde? Biz sosyal sorumluluk projesi olarak kurulduğumuz için çok düşük kar marjlarıyla çalışıyoruz. Aslında hani baktığınızda un fiyatları neredeyse 10 katı fiyatlarda. O kadar fark ediyor. Yani ama devletin maliyeti diyorsunuz var. Bununla ilgili çabası. Bir önlem alınması lazım ki evet. Erişilebilmesi kolay olsun. Demin oradan bize soru soran annenin bununla ilgili ben ne yapacağım dediğinde glutensiz bir takım yerlerin daha fazla sayıda olması lazım. Okul kantinlerinin çok önemli bir görevi değil var. Çok, değil mi? Okul kantinlerinde birçok şeyi kaldırdılar bu sene çok şükür. Bununla ilgili gazete haberlerini okudum ama glutensizlikle alakalı, glutenle alakalı herhangi bir bilinç gelişmemiş. Okuldaki çocuklar öğlen yemeklerini hep beraber büyük bir iştahla yerken eğer orada böyle bir sorunu olan bir çocuk varsa evinden yemek getirmek zorunda kalıyor. Getiremezse ama ne olur bir şey yiyeyim derse o çocuktaki tanıya rağmen bir türlü problemler düzelmiyor. Orada mesela hanımefendi bize soru sorana tekrar dönüyorum. Çocuğu işte bir türlü zapt edemiyorum diyor. Eğer zapt edemezse tedavisi olmayacaktır ve çocuğun problemleri giderek artacaktır. Daha henüz şu andaki bu yaşlardaki problemler katlanarak gelecektir. O yüzden önlem almak lazım. Gıdaların içerisindeki glüten oranının sıfırlanması veya ortadan kaldırılması lazım. O kadar bilindik gıdaların içerisinde var ki bildiğimiz bir sürü salamura peynirlerde var, turşularda var. Ötesinde demin söylemediğim kozmetik ürünlerin içerisinde bile var. Kozmetik ürünlerde bile var. Öyle mi mesela? Şampuan, ruj. Şampuanlarda yani da. Ruj mesela en önemlisi. Çok yaygın bir hayatın içerisine girmiş. Dolayısıyla bunu ayıklamak zorundayız. Bu ayıklandığı zaman o zaman ne yiyeceklerine, nasıl yiyeceklerine ait bir rehber çıkacak ortaya.
Ve belki de yeni bir sanayi çıkacak. Bununla ilgili birileri yeni yerler açacaklar. Tabii aslında takım... önce davrananlar evet. Değil mi? Evet ama biz bu tanıların miktarını artırmalıyız. Yeni hastalar çıkarıp devletin başına büyük bela yaratmak istemiyoruz. Ama bunlar kalkıp tüp bebek yapmak için devletin binlerce lira parasını harcıyorlar. Bunlar başka bir hastalık için binlerce lira para harcanıyor. Belki bir çölyak tanısı konulduğunda sadece diyetle tedavi edilebilecek bir hastalığı öğrenseler herkesin yararına olacak diye düşünüyorum. Evet, evet gerçekten öyle. Hocam bu arada tatmak ister misiniz? Aman sabahtan beri yönetmenimiz Büşra Hanım ne yaptıysam bana tattırmadı. Evet bu arada biz ekibimize de çok teşekkür ederiz. Başta sevgili Büşra'mız olmak üzere çok güzel bir çalışma çıkarmışlar ortaya tüm arkadaşlarımıza, tüm ekip arkadaşlarımıza. Yönetmenimiz Kudret Bey'e, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Bir bıçak falan var mı acaba? Bunlar kesildi mi? Kesildi. Şefimizden isteyelim. Kadına bir bakalım. Değil mi hocam? Vallahi. Bu kadar güzel güzel duruyor. Bakalım ben Büşra izin veriyor mu? Ona bir sor. Büşra izin veriyor mu? Şimdi bizim mutfakta bir slogan kesmişler. Vardı. Bir çölyakının boğazda gidecek olan ürünü sakın yeme şeklinde. Öyle mi? Ben çünkü hiç kıyamıyordum. Çok teşekkür ama ederiz. Ama burada teşekkür buyurun afiyetle. Evet, çok teşekkür ederiz. Bakalım hocam nasıl olmuş test edelim. Güzel görünüyor. Gerçekten güzel. Bu arada okullardaki problemle ilgili tabii bizim çok maalesef sık yaşadığımız bir sorun. Hani yanında yiyeceğinizi yolladığınızda glutenin özelliği çok çabuk sertleşiyor ürünler. Çok çabuk bayatlıyor. İşte poğaça yolluyorsunuz, simit yolluyorsunuz, bir müddet sonra bayatlıyor. Ya da sandviç veriyorsunuz, öğüne kadar o soğuyor ve çok ciddi sıkıntı oluyor. Son dönemde işte gitmiş olduğu okulunda ben işte tenceresinin tavasını bıraktım. Hani annelere bunu da tavsiye olarak verebilirim. Tabii bunun için okulda yemek yapılıyor olması lazım. Ve tabii kantin ve mutfağın çok iyi bilinçlendirilmesi lazım. Ben orada mutfakta çalışan ablamıza çok teşekkür ediyorum yine. Kendisine her şeyi anlattım. Bununla ilgili bu arada uzman psikiyatrist Sayın Arzu Erkan Yüce'ye de teşekkür etmek istiyorum İzmir'den. Kendisinin çok güzel bir yazısı var ve benim Facebook sayfamda yazılı. Okul ve kreşlerde nelere dikkat edilmesi gerekiyor, nasıl eğitimciler bilinçlendirebilir şeklinde. O yazıyı ben herkese dağıttım. Mutfaktaki ablamıza da verdim. Yağmur'un yemeğini kendi tavasında, kendi tenceresinde hepsinden ayrı vaziyette pişirip ona o şekilde sunuyor. Her gün okuldaki menüyü yapmaya çalışıyoruz ama tabii bazen yeterli olmuyor. Elimizden geldiğince evden ürün göndermeye çalışıyoruz kendisine. Şimdilik böyle çözdük ama tabii işte ileride neler olacak? İşte üniversiteye gidecek, liseye gidecek, oradan iş hayatına geçecek. Şu an bunu yaşayan pek çok yetişkinimiz de var. Hani çocuklar için konuştuk ama düşünebiliyor musunuz? Bir restorana giriyorsunuz, arkadaşlarınızla gidiyorsunuz, sosyal çevreye giriyorsunuz. Yanınıza ekmeğinizi taşımanız lazım. Hani çantada onu çıkarıyor olmak bile insanların psikolojisine sıkıntı yaratabiliyor. Bu tarz insanlar eğer bilirlerse, evet çölyaklı, işte glutensiz besleniyor, çok doğal. Bu şekilde karşılarsa bu insanlara da aslında çok büyük destekte bulunmuş olacaklar. Öbür türlü kendini kötü hissedecek. Kendini kötü hissedecek. Ya da mesela işte ergenlikte özellikle hani diyet kaçağı yapan gençlerimizin en büyük sebebi ne? Arkadaşlara gittiklerinde söylemeye sıkılıyorlar, utanıyorlar. Ya da işte sürekli diyet yapıyorsun ya da çok abartıyorsun diyenler var. Bir parçacık yesene ne olacak diyenler var. Ya da işte ev hanımları diyelim arkadaşına gidiyor ama çölyaklı. Ya biz senin için şimdi ne yapacağız diyenler var. Ya yapabilecekleri aslında çok özel şeyler var. Yani onlara bir parça destek olurlarsa, bilirlerse, anlarlarsa o zaman onların da sıkıntılarını ciddi şekilde çözmüş olacaklar. Bu şekilde hani hayata küsen insanlar var. Yani hayat yemekten ibaret değil sonuçta. Daha başka da mutluluklar var. Bir parça sadece anlarlarsa. Değil mi? Biraz duyarlı olmak biraz sadece. Biraz duyarlı olurlarsa. Bütün insanlarımız daha mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Evet gerçekten bir de sizin gibi bir böyle bir misyon sahibi anne olunca her şey çok daha güzel olacak. Çok çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür gerçekten ediyorum. Yani bu fırsatı verdiğiniz için ben hani Turgut Hocam'a ne söylesem azdır. Sizlere yani bu kadar güler yüzlü böyle güzel bir kanalda bunu olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Bütün arkada plandaki arkadaşlara da herkese çok teşekkür ediyorum. Günümüzün mimarı da hocam tabii. Çok memnun oldum. Bu arada çok nefismiş. Hakikaten çok gerçekten güzel. Çok lezzetli. Hiçbir şekilde sevgili ustamız eş değerlerinden farklı değil. Daha tersi daha da güzel bir tadı kesinlikle var. Kesinlikle çok güzel. Hocam, nefis bir tadı var. Glutensiz biz mutfağa gıda eczanesi olarak nitelendiriliyoruz. Yani sadece
Yani gluten değil, bunun yanında PKO'ya özel, glikoz hastaları, onun dışında diyabet hastaları. Yani bir de hatta çok güzel bir konuya değindi Hasan Usta. Yumurta alerjisi, süt alerjisi, işte laktoz intoleransı, hatta bazı bünyelerde öyle bir şey var ki keçi sütü, pirinç sütü, soya sütü gibi sütler ancak kullanabilir ya da tamamen sütsüz. Susama dahi alerjisi olan insanlar var. Yani çok enteresan. Cevize alerjisi olanlar var. Ve biz bu insanlar için de elimizden geldiğince eğer bize önden bilgi verirlerse ürün hazırlamaya çalışıyoruz. Bunların hepsi hiç kolay şeyler değil. Öncelikle onu da vurgulamak istiyorum. Dediğim gibi hani arada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama o insanların gözündeki mutluluğu gördüğünüz zaman her şeye değiyor. Çektiğiniz bütün sıkıntıları unutuyorsunuz. Hayat neleri kadir değil mi hocam? Nereden nereye? Çok güzel bir misyon oldu. Sanıyorum ki... İnşallah yapacağız yine. Bu programlar çok uzun oldu. Evet evet, kesinlikle bu kadar uzun bir program yapmadık. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Evet, onun 9 Mayıs de, Dünya Çölyak Günü de yine burada olacağız. İnşallah bu programın aynı zamanda bu 9 Mayıs'ın ülkemizde de bir kayıtlı gün olarak geçmesi gerekiyor. Dünya Çölyak Günü ama ülkemiz bunu resmi olarak henüz tanımış değil. İnşallah, bu tanınırsa, böyle bir gün olursa... Inşallah. Bu çok basit bir önlemle Dünya Barış Günü oluyor, saygı duyuyoruz filan oluyor, filan oluyor. Bunu da eğer gündeme konulur, o gün tescil edilirse göreceksiniz ki çok sayıda insan daha bilinçlenmiş olacak bunun sonucunda. Evet, gerçekten buna ihtiyacımız var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür hocam. Ediyoruz. Her çok şey güzel program oldu. Keyifli bir program oldu. Aynı gerçekten şekilde. Çok şey kattınız. Sağ olun. Biz İlgilerinizle, çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Gerçekten size de çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah pek çok anne sizi örnek almıştır. Yani çölyaklı olsun veya başka bir hastalığa sahip bir çocuğu olsun, sevgiyle her şey hallediliyor. Aynen, ben inanıyorum ve bütün özverili, sevgi dolu annelerin hepsinin hem ellerinden öpüyorum hem saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii öncelikle kendi anneme ve sevgili kayınvalideme. Evet, size de çok teşekkür ederiz. Çok birbirinden teşekkür ederim. Nefis çok bu yemekleri yaptınız. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ekran başındaki izleyicilerimize ve tüm çölyaklı dostlarımıza, herkese kucak dolusu sevgiler. İnşallah 9 Mayıs'ta yine birlikte İnşallah. Olacağız. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Naapurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hikkututkut, tappuja kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot. Türkiye Hastanesi önce çocuğumu sundu.